kutsalın bugünkü tortularını da kutsal görmek zorundasınız. Ama bu bir zulümdür. Bunun bariz örneği de arkadaşlar Ermeni tehciri ve katliamıdır. Ben bir katliam diyorum buna. Ve bu katliamın dindarlar tarafından yeterince anlaşılamamasının, daha doğrusu anlaşılmak istenmemesinin sebebi arkadaşlar Osmanlı'ya atfedilen kutsiyettir. Yani kutsal bir devlet, hilafet böyle bir katliam yapmış olamaz. Arkadaşlar, Osmanlı'yı tütsülemek, Osmanlı'yı temize çıkarmak bir dindarın görevi değil ki. Osmanlı benim tarihimdir. Yeri geldi ben o tarihle övünürüm, övüneceğim şeyler olur. Ama yeri geldiğinde hakkaniyet adına, adalet adına yereceğim şeylerin olması gerekiyor. Bugün maalesef Ermeni meselesi konusunda, Ermeni tehciri konusunda, katliamı konusunda dindar insanlar maalesef sınıfta kalmış durumdalar. Bunu herkes için söylemiyorum. Konuşmamın başında söyledim. Dindarlar derken zor bir kavramdı. Bütün bir sürü insanı kastediyorum. Fakat ben bir genel ortalama olarak söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar, milliyetçilikle ilgili ciddi anlamda problemlerimiz var. Bir takım hakikatlerin görülmemesi ya da üzerinin örtülmesinde ilkokuldan beri muhtaç olduğumuz kuvvet damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur dendi bize. Ve bunu benimsedik arkadaşlar, ne yapalım yani, bir adama işte 40 gün deli dersen sonra deli olduğuna inanmaya başlar ve bu bize pompalandı. Bunun arkadaşlar bir sürü tarihi toplumsal nedenleri de var. Bir ulus yaratılması gerekiyordu. Bunun için bir takım teoriler üretilmesi gerekiyordu ve böyle özlü bir şekilde de ifade edildi. Fakat arkadaşlar, dindarların bu konuda biraz daha özenli davranmaları, yani asabiyet arasında ciddi anlamda mesafe koyan bir peygamberin ümmetinin, yani milliyetçilik karşısında biraz daha ben dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Az önce tarihin kutsanmasından bahsederken mesela arkadaşlar, sürekli ecdat diye böyle bir geçmişe bir vurgu yapılır, geçmiş yüceltilir. Necip millet denir, İslam'ın bayrakları denir. Aslında arkadaşlar, bunlar aynı zamanda bir takım ihlallerin, hakikatlerin de üzerini örtmeye yarıyor. Şimdi necip dediğin zaman, vallahi kusura bakmayın ama necisini de kastetmiş oluyorsunuz. Yani bu rahatsızlık yaratıyor. Hani sen öyle inanabilirsin, öyle söyleyebilirsin. Toplumun bazı kesimleri de bunu söyleyebilir. Ama adalete inanan dindar insanların bu ifadeler konusunda biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Buyurun hocam. Aslında insani yardım yaptığımız zamanlarda bile eşit ilişki kurmuyoruz. Çoğu zaman bunu fark ediyoruz. Mesela yurt dışında yapılan yardımlarda görüyoruz. Bir beyaz adamın kibri var yani. Daha çok ne Osmanlı'nın anlayışında, onların bize ihtiyacı var. Eşit ilişki kurmadan insani yardım yapıyoruz. Yani bunun mesela, bu da çok yaralayıcı bir şey. Arkadaşlar, burada ben bir örnek vereyim. Şimdi benim biraderim bir ilçede kaymakam. Bizim ilçemizde kaymakam galiba Oğuzhan. Oğuzhan, evet. Başarılı da bir kaymakam. Şimdi valisi bir gün böyle konuşurken, böyle konuşma sırasında kapıları kapattırıyor falan, müziği açıyor, diyor size bir hakikati söyleyeceğim diyor. Arkadaşlar diyor, yaptığım bir araştırmaya göre kesin olarak tespit ettim, Kürtler Türk soyundandır. Vali söylüyor. O Sayın Bakanımızın Bakanlar Kurulu'nda iyi vali atıyoruz diyordu ya, o valilerden bir tanesi. Hangi il? Önemli İlçeyi değil. Söyleseniz var. Şimdi arkadaşlar, dahası var. Dahası var. O da şu. O da şu. Bir gün biraderle konuşurken birader diyor ki, hani işte köken olarak nerelisiniz falan filan. Birader diyor ki, valla atalarımdan duyduğum Bağdatlıyız, Bağdat'tan gelmişiz. Dedelerimin söylediğine göre Arap ya da Türkmen olma ihtimalimiz yüksek diyor. Ha diyor, bu işte diyor. Ben senin Kürt olamayacağını biliyorum diyor. Şimdi bu adam dindar bir insan arkadaşlar. O bölgeye gönderilmiş ve bizim valimiz insan hakkı ihlali yapmaz diye gönderilmiş bir vali bunu söylüyor. Ve bunu da inanarak söylüyor. Arkadaşlar, milliyetçilik konusunda gerçekten dindarların da dikkatli olmaları